Kedicik. Aynı yerdesi. Vay anasını. Ne bakıyorsun? Merdivenin altında da yok var değil mi? Oo. Ne var orada be? Hı? Ne var burada, ne var be? Kadriye Orhun'un daha önce yanında hayvanlar getirip sıçtırdığı yerde ne var be? Açız. Bok var mı? Hureyre dışarı çıkardın, gönder damadını. Bok büyülerimiz aynı noktalardan. Köpek soktu galiba. Biraz tozla boyadık. Balkonumuz açık, bekliyoruz bir tepkiye. Bir tane de bu. Bu geldi. Nereden geldi lan, kim attı? Bunu attılar tam buraya. Biraz tozla örtülmüş de var altında. Epey hayvan sıçtırmış. Başka var mı lan? Üstüne basmayalım. Hey Fuat abi. Bok Deccali. Çekiyor musun? Bokçu. O kiremit nereden geldi? Yıkayalım ellerimizi. Evet. Büyülerinizi kaldırdık. Bok büyülerinizi. İksan sırlılar. Sonra tekrar yapalım. Aa, kedi yuvası. Kedi yuvası hazır. Yap kedi yuvası yap burada veya penceremin karşısına anasını satayım. Sabah gazı. Şuraya bak. Kuşlara yedirmemişler. Hala yem var. Yok mu lan bir tane fırlama? Yok mu lan bir asker? Hey, İksan sırlı. Rujlu dudaklı. Sürme gözlü, evde yok galiba. Toksoplazmalı PK kadriye bakıyordur işlere. Balkona girdik. İksan sırlıya. Devam et. Manzara fena değil. Kanında sinek daldı. Şaşırmaz. Gel. Gel anasını satayım. Çık dışarı önüme. Anın daha uğraştıracak beni. Anın daha saklanıyor. Diğerlerinin tekrarı. Dejavu.
O zaman gelelim bu sinek olayına. O kadar böyle... Bir tane de zerre... Keşidi iki tane birden kaldırdı. O kadar böyle komutlu gibi... 20 senedir izliyorum be. Delik deşik ettiler. Ve cevap aramaya başladım. Neyle yapıyorlar? Bu robotik. Sen tut ki bunlar robotik. Çık dışarı. Bak üstüme geliyor ben. Ölümü hak ettim. Kaçtı. Böyle robotik. Sen tut. Frekans. Ve sonuç büyüye geldik. Evet, tekrar geliyor saldırıyan. Şeytani bir şeyim aradan çıktı gitti. Şeytani bir şeyim büyüye geldik sonra. Araştırdık bu büyüleri nasıl yapıyorlar be. Sineklerin efendisi falan cin. Cin çağırmayla. Deprem cinleri bile var. Sonra Talmud Mahmud araştırdık. Büyüğü nasıl yapıyorlar? Kedi, köpek de muhakkak. Onlarla. Mesela bir yerini kesiyorlar. Bak, yanında sevimli hareketler alacağım. Kesiyorlar bir yerini, kuyruğunu veya gözünü yakıp Talmud'da yazıyor. Yakıp gözüne sürüyorlar böyle sürme gibi. Çok gördüm gözlerinde sürme. Fuat'ı ilk samsırnağı gördüm gözlerinde sürme. Biliyorsunuz bu şeyde sürüyordu. Hakadriye'yi çok gördük öyle. İlk samsırnağı. Diğerlerini de. Normal göz sürmesi değil onlar yani. Kedi külü. Öyle cinlerle oynuyorlar tahminen. Öyle tahmin. Çünkü bu komutlu gibi hareket eden sineklerin efendisi cinin. Sineklerin bir cevabı var be polis bey. Ya frekans, ya öyle bir büyü. Ve cinler karşılığında ne istiyor, neler istiyorlar be. Bebek öldürmeni, birilerini öldürmeni. O yüzden böyle hastalayarak dayanıklayan. Ana oğlu kitapçıları, pedofili. Zaten Talmud'da o da yazıyor. Pedofili yapacaksın. Ne için? Böyle büyüler için. Ana oğul ilk samstır yetmiyor. Pedofili hayvanlarla, köpeklerle. Bu şeyleri yönetmek için. Bu cinleri. Deprem cini bile çıkarır bunlar. Çünkü öyle cinler var. Ne yazıyor bu sihir büyüler için? Eskiden harut marut diyor, şimdi diyor şeytanlar öğretiyor. Cinler şeytanlar öğretiyor bunu. Bunu yapmayı. Ve bunlar buna uyuyor be. Sonucunu bilerek. Ve askerleri bunların emrinde. Öğrenene kadar bu şeyleri. Benim tahminim bu. Çünkü anasıyla İksansıra Orhun Sulu. Polis Bey. Turla çağırdılar değil mi? Çıktım diye çağırdılar değil mi? Tehlike var. Bizi koru.
Kaçıncı geçiyor anasını satayım. Cinayet olsa böyle çabuk gelmişler. Evet ulan bok komutanı. Deccal kim? Onun anası kim? Bir de böyle şey çıkarmışlar ha. Kur'an'la yazmadığı halde Mehdi. Mehdi diye bir şey yok. Olsa olsa o ilk inen ayette oku diye başlayandaki özel bir şeytan. Böyle namazlara, ibadete müdahale eden, kıblelerinize şamatalarla, boklarla, insanlarınıza avlamalarla, sineklerle, caminin içinde eskiden sinek kaynıyordu. Namaz kılacağım, pat put, buradan sokuyor. Eskiyi hatırlamayan var mı? Güzel temizle hepsi gibi burayı. Yine mi geldin? O arkadaşını da getirdin. Videoya çek, kovacağım. Aman burada oynayacağız. Bir tane daha. Bir tane daha. Ha? Aha. Bir tane daha be. Oy. Biz 38 mi? Telefon çıkardık onunla 138 mi? Şşt. Orhunların ve Özdemirlerin kedileri kaybolun lan buradan. Sen de şşt. Kaybol buradan. Hadi yatma oraya, siktir git. Lanla konuşma, siktir git. Hadi oynadın. Hayvan düşmanı geldi, kaç. Yürü. Bok var mı lan burada? Çıkarmışken. Yok. Geçmişte kaldı, unut. Anam avradım olsun. Pencereyi açmadın mı be? Bütün gece. Kendi penceresi açık. Sen tuvalette otururken sifon çektim, kapattım. Sonra. Bu en devasalarım. Evet, sineklerin tek adresi burası. Tek adres burası be. Büyücülüğe bak. Neyse çayımıza başlayalım. 138 burası mı be? Adrese bak, görürsün resmini bile orada. Ding ding, kapı sesi. Taksici Fuat buradan oturuyor. PKK diye biraz daha çivilerle oynadı ve Özdemir'le. Canım sıkılıyor. İnsan sıkılıyor. Tamam, sen de gel yerleş oraya. Daha önce burada eylemler yapan siyah beyaz. Bütün mahallenin kedileri anasını satayım.
Bunlar tarikat, mezhep gibi bir şey. Sinek aletini getireyim, bu sineklerin sonu gelmiştir. Masum bir köpek getirenler veya masum sokak köpeklerini, park köpeklerini göndermeyecek mi? Biraz karşımda havlasınlar, sıçsınlar. Bob bob bob. Bob 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 daha cevap veriyor. Uzaktan. Sadece duy. Be. Böyle yönetebiliyorum. Operaya bak. Açığa çıktığının kanıtıdır Fuat Avni. Veya toksoplazmalı PKK Driye. Susacağımız yok. Park köpeği. Soğumuş, çabuk bitirdik. Sinekleri de bitirelim. Ne diyelim ya, eskiye göre sıfır sinekle. Duvarı simsiyah ediyor. Evin içi kaynıyor. Bul. Pencerenin karşısında. Bul. Var mı başka? Yine kediyle oyun yapıyoruz. Kediyi avlıyoruz biz. Kaybol. Park köpeği. Git hayvanat Zeynep pipini öpsün. İyi yönetim. Hazmasından kurtulduğu yüreğine kavuştu. Aynı tiyatro, bir kedi bir köpek gönderiyoruz. Babalolu. İstediğimiz zaman. Yoksa sevişiyorlar. Aynı kaptan yiyorlar. Kaç kez gördük. Pek sinek bakmayacağım burada. Evet, sinek kreşleri. Bittiniz. Tek bir tane bırakmadık. Bu nedir be? Bu yeni bir örümcek türü bu. Olsun kalsın, yaralıdır. Oo, dağısı varmış. İki tane birden vuralım. Evet, burası çöktü.
kaçıncı sinek aleti anasını satayım. Masraf yap. Toz sinekler pencerenin önünde. Bir pencereyi açsak içerler. Şizofren, sen toz sinek görüyor musun? Bok sinek, kedi köpek tarikatı. Bu yeni toz sinekler sadece penceremizin önünde. Yeni tip. Daha önce hiç görmedik. Diğerleri gibi toplu halde uçmuyorlar. Ayrı ayrı. Yeni bir cin. ...66 komutanı varmış o sineklerin efendisi. Yebez. Tamamen gitti. Tamir ederiz. Senin girişinde de olacağız. Sinekleri burada temizliyor ya. Toz sinekleri de buraya koyuyoruz. Sağdan soldan önden arkadan soksunlar. Telefon düğmesi takıntı yaptı. Kapattık, açtık. Ne bitmez şeymiş bunlar be. Şinekelerine geliyorlar kesin. Şimdi orası da açık, burası da açık olduğuna göre bu şeyler belki frekansla yönetiliyor. Belki büyüyle. Ne diyeyim be, bu hayvanı yönettikten sonra sen de hayvan adı Zeynep gibi pipisini öpüyor musun? Aferin oğlum, iyi avladın, pipini öpeyim. Ölmedin mi daha? Minimuma indirdik. Savaşı sona erdiriyoruz. İyi bas bas açma. Bas bas. Hureyre'yi göndermeyecek mi gaza getirmek için? Sigara içeceğim. Ne diyorsun be? Çay iç ona. Tek bir hayvan yok. Frekans şüphesi. Pardon, kuş. Sinekler uçuşuyor. Hepsi bok. Boksan üreme. Çık dışarı be. Çık, bokları gör. Temizle. Sinekleri gör. Her tezgahı anlıyoruz da şunu anlamıyoruz. 80 yaşında ana oğlu neden ilk sansır be? Bu demektir ki diğerlerinin tümü de öyle. Biz ıslah edicileriz. İlk sonuçları yapıyoruz, koyuyoruz. Seyredenlerin peşine düşüyoruz. Tek sure bilmiyoruz. Allah Allah ağzımızdan dinmiyor. Peygamberimiz, tek bildiğimiz hadis. Sürekli yemin ayette yazdığım gibi. Yemin, yemin, yemin ve aşağılık. Ayette yazdığım gibi. Şüphesiz ki bunlar Deccal'in bok, kedi köpek, sinek, parazit, böcek, tarikatı.
Evet, geldi kuşlarımız. Büyüğü bitmiş mi yoksa frekans mı kalktı? Takıldığım şeyde bu şeylere karşıtlar, köpeklere karşıtlarsın. Dolmuşlar oraya da, kedi de kedi diye bahsediyorlar. Kediler çok iyi falan diyor. Madalyonun gen parçası. Şüphesiz. Hatta onlarda daha büyük tehlike var gibi. Kargalar bile geldi. Bu kargaları bile uzak tutan şey be. Bağırsak durumuna gelince biraz yapabildik. Çünkü taze fasulye yedik akşam. Fakat hala epey var. Bağırsaklardan boşalmış değil. Kesinlikle o boklar neden? Kokuları, azot, fosforu, amonya ve uyanır uyanmaz aldığım koku, naftaline benzer bir koku. O nereden geliyor bilmiyorum, pisliklerden mi, bodrumdan mı? Fakat çok yaşadık, zatüre öncesi de yaşadık. Eminim kanserden ölen komşular kanser olmadan önce de yaşadı. O tuğla parçası nereden geldi be? Yağmurla geldi. Gökten düştü. Göktaşı. Daha açık pencereden mi? Yukarıdan mı? Neyse canları cehenneme. Hayırlı cumalar. Kargalar sözümü dinledi, o kadar şamata yapmadı be. Odaya giriyorum. Furt Avni ve toksoplazmalı PKK Diriye ve Özdemirler. Bir şamata operası çek. Penceremin önünde kavgaya tutuşuyorlar. Ve uyanan bir yetkili falan varsa, bu sinek eylemini beni içeri attırdıkları yerde de yapıyordular. Değil mi sinekçik? Karıncaları da es geçmedim. Karıncalarla da aynı işi yapıyorlar. Ayaklarım be delik deşik. Peki köpek niye o yöne kaçtı da parkın ilerisine doğru gitmedi? Çünkü komutanı kedi ordusuyla, köpek ordusuyla doğum hastanesinin içinde. İçinde dediğim bahçesinde oturup yönetiyor. Akşam öncesi bir çaya çıkıyoruz. Bunun reklamını verdik gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim taşıyıcı nöbeti bitirmiş. Evet, konular daha yem lazım.
Beni tanıyorlar artık. Balkona çıkar çıkmaz banlıyorlar. Bir sinek var içeride galiba. Girdin lan sen içeri. Gel yanaş. Yusuf balkona çıktı. Yusuf sinek öldürdü. Çok günah. Çay bitti. Sigarayı yaktım. Gaza getirememişim. Destek. Uzun sürmez. Markopatlıktan vazgeçmez. Buradan bazı evlere, mekanlara gidiyorum yani. Sinek falan gördüğüm yok. Hiç değilmiyorlar burada. Bu millete ise şaşıyorum. Ne zaman bir kurban olsa böyle, belediyeler şu bu anla mama güzellemesiyle hiç uyanmıyorlar. Yine mi sen? Yine mi bu tip? Ne işin var burada? Ha? Çık dışarı. Dışarı. O tipi sadece burada gördüm ben. Tuhaf bir tür yani, kanat göremiyorum, kurbağa gibi uzun bacakları var ve uçabiliyor. Yemiyor bir arkadaş. İhtiyar. Bunu kargalar yer. Caminin önünde o kadar hayvan var. Orada silecek. Elektrik direğinin orada. Bu da teorimi kanıtlıyor kabuğu yoluyla. Çok uzaktan bir gez trenle geçti. Bunu normal karşılıyoruz. Sakin bir balkon çayı. Sifon çekildi.
birkaç kez sağlama. Bir tane şimdi ortaya çıktı. Kaçtı galiba. Oraya kondu. Hareket etmiyorlar bile. Elektrikli süpürgeyi getirip hepsini süpürdüm. Akrep de yaşadım burada. Hamam böcekleri dinliyordu. Ve 20 senedir kumandalı gibi ayak bileklerime, ayaklarıma, gözlerime saldıran, sokan şeyler yatağına oturda bile bunu yaşadım ben. Nereye gitsem, buraya gelsem, mutfağa girsem, kapıdan çıkarken akrep. Yaşadık. Şimdi bir tane gözüme girmeye çalıştı. Suratıma ve burnuma. Ve buraya kondu. Düşün. Sağdan soldan önden arkadan. O yetteki gibi.